Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk önce tanışma faslından geçelim. Benim adım İdris Coşkun. Bilecik'te oturuyorum. Geçimimi hayvancılık ve çiftçilikten sağlıyorum. Peygamber mesleği ve selam. Kanal açtık. İleri doğru sizinden şunları da konuşalım. İleri doğru fotokoban çalışmamız olacak ilerleyen zamanlarda. Bizim bu merada hayvan, yani vahşi yaşam çok olduğu için, dağlık olduğu için Bilecik'in yaylalarında, onun için fotokoban çalışmaları yapacağız. Domuz, ayı, kurt, keklik, ondan sonra geyik, yabani hayvanları çekeceğiz. Benim bu merakım ne zamandan sonra başladı? Sina Soğut abimden bir YouTube'ya video atmıştık. Ondan sonra bana bir heyecan geldi. Ben bir talihsiz olay yaşamıştım. İlerleyen zamanlarda inşallah bunu daha da net bir şekilde anlatacağım. Bana ayı da almıştı. Sinan abi de gelmişti, beni çekmişti. Fotokaban falan kurmuştuk ama fotokabana fazla bir şey denk gelemediydi. Fazla da tabii fotokabanla yerinde kalamadıydı. Sinan abinin imkanı olmadığı için, fazla bekleyemeyeceği için fazla bekleyemedi. Ve fazla bir şey denk gelmemişti. Burada bana bir merak geldi. Bir de bana ayı olayları yaşamıştım. Bana ayı falan saldırmıştı. Köpeklerim kurtarmıştı. Buradan sonra bir merakım oldu. Dedim ya, bana saldıran ayı. İyi dedim ben. Yerinde çekeceğim. Ve fotokoban çalışmasıyla dedim görüntüleyeceğim dedim. İnşallah istediğim gibi olur videolarım. Kusura bakmayın. İlk videom. Biraz acemiyim. İlk heyecanıma bırakın. İlk video olduğu için. Fazla süslü kelimeler kullanamıyorum ama kusuruma bakmayın. Belki şiben de farklı olabilir. Bileceğin biraz şibesi farklı. Başka tabii her yörenin kendine göre şibesi var. Bizim Bileceğin de şibesi böyle. Başka ilerleyen zamanlarda zaten çoğu şeyi konuşuruz. Kafayımız, akbaşlarımız, bozgancık. Kızım, bunu 3 yaşında diye aldık ama bu 3 yaşından fazla, bir kere bir 10 yaşında var. Yine kupayımız, bu sene büyüttük, geçen sene büyüttük 1 yaşında. Akbaşlarımız. Şimdi bu videoda belki soracaksınız. Kupayı köpeği niye bakıyorsunuz bu kadar diye. Kupayı köpeği ayağına yeftin olduğu için, bir de kokuyu, yani daha öteki ırkının başka köpeklerinden daha iyi aldığı için kupayı köpeği bakıyoruz. Büyük köpekleri uyandırıyor. Sürümüze kurt falan yaklaşamıyor. Bunlar da çoban köpeklerimiz. Şimdi bu videoda soracaksınız belki çok köpek var diye. Tabii bu inekleri büyütüyoruz. İleri doğru işlerinden bir eleme yapacağız. Çünkü ölen oluyor. Yani sonuçta her köpeğin içinden çıkıyor. Hayvana gitmeyeni çıkar. Gurda gitmez. Onun için 5 kardeş bıraktık bunları. İleri doğru içinden 3 tane, 2 tane ya da 1 tane, hangisi iyi çıkmazsa eleyeceğiz. Bu da Paşa. Bu Paşa'nın soyu Bursa'da İrfan Durmuş vardı. Bunun soyu ne biliyorum. Bu Bursa'ya dayanıyor bunun soyu. İrfan Durmuş abimiz var. Bunun balyozun soyundan. Kemikli, iri bir köpek. Kalın, sallı bir çoban köpeği.
güzel bir köpek, kurtçu bir köpek. Yani iyi bir köpek. Ayıya, domuza, canavara karşı güzel gidiyor. Biraz daha, bir tık daha ince olaydı, yani çok iyi bir köpek. Ama bu bizim burası çok dağlık olduğu için, yani şunların verdiği performansı kurtta falan sağlayamıyor ama gerçekten çok düzgün bir köpek. Yani dağda bir hayvan kalsın, hayatta bırakmaz keçiyi. Yani dağda 2 gün keçi kalmış. Babam dedi paşa yok. Adı da paşadır. 2 gün keçinin başında beklemiş. Babam dedi köpek dedi bir yerde ses veriyor. Şu mevkide. Gittim baktım keçinin başını bekliyor. 2 gün aç şekilde. Ya bunu her köpek yapmaz. Kim neresi desin. Yani şuradaki benim çoğu köpekler yapmazdır yani. Tamam içinde yapanı var ama her köpeğin kendine göre bir şeyi var. Nerede kalmıştık? Laf dağıldı. Balyoz'un torunu. Esas Oscar'ın torunu. Oscar yurt dışına giden Oscar. Yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'ye mi bir yere gitti. Şu an 2,5 yaşında falan herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı bir süre oldu bunu alalı. Oscar'ın torunu. Büyük dede Balyoz. İrfan Durmuş abimdeydi. Akif Metin abime geçti. Şu an ne durumda bilmiyorum. Kıllı olan. Ama öz dedesi Oscar. Bu da yurt dışına geçti. Yani güzel bir köpek. Maşallah. Kendi köpeğim diye söylemiyorum. Şunlar da bizim hayvanlarımız. Şimdi soracaksınız bu kadar niye bu kadar köpek bakıyorsunuz diye. Yani şu arazi bizim çok dağlık. Yani burada kurt, ayı çok olduğu için için biraz köpeklerimiz çok. Normalde bu sürüye, şu önümde gördüğüm sürüye, yani bizim şu dağın şeyine göre anlatıyorum. 4 büyük köpek, 4 çoban köpeği, 3 tane de kupay oldu mu yeter. Ya da 4 tane kupay. Çok rahat bir şekilde yeter ama yani köpeklerimizin pek randımanı yok. Hepsi kendimizden büyütme değil. Güçlü köpek yok daha doğrusu elimizde. Bir paşa var. Bir de bozgancık var. Bozgancık zaten yaşlandı. Başka da büyük köpeğimiz yok. Ha, bir de gancık var bağlı. Bir gancık daha var bağlı ama hepsi bir arada büyümediği için köpekler birbirini tutmuyor. Tutmadığı için kurt da ayı da ille aksama yapıyorlar. Köpek kendi yanında büyüyecek. O zaman köpek birbirini tutar. Ama toplama köpek her zaman diyorum ben iş yapmaz. Yapar ama öylesine yapar. Çift köpek oldu mu burada ölümüne gider. Ayıya ölümüne gider. Ama toplama köpek biri gider öteki gitmez. Öteki gider öteki gitmez. Pek randıman tutmaz. Onun için akbaşları büyütüyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olacaklar. Kızım. Evet arkadaşlar, fazla da uzatmayayım lafı. Sonuçta bu tanışma videosu oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Yorum yapmayı unutmayın. Tabii ben sizin